Babacığım, sorunumuz var. Gene ne oldu kızım ya? Abi, ben bu adamı nasıl kendimi sevdireceğim Allah aşkına? Anlatır mısın bana? Bu adam sosyopat, manyak, ne yapacağı belli olmayan adamın teki. Onu da düşündüm ben Tolgacığım, sen sakin ol. Bak eğer dediklerini dinlersen, Kadir'in senin hakkındaki bütün fikirlerini bir gecede silebilirsin. Nasıl olacak abi? Bak şimdi, Tolga, insan neden nefret eder? Neden nefret eder? Ya ne bileyim işte, sevmediği hiçbir şeyden nefret eder herhalde. İnsan korktuğu şeyden nefret eder. Peki korkunun temelinde ne var? Ne var? Ha? İnsan neden korkar? İnsan neden korkar? Abi ben niye şu an sınav veriyorum bu stresle? Neden korkar insan? İşte ne bileyim atıyorum. Herkes farklı bir şeyden korkar. Abi, insan bilmediği şeyden korkar. İnsan kafasındaki o odacıklara sığdıramadığı insandan korkar. Ve bu korku bir süre sonra nefrete dönüşür. Yoda. Biliyorum abi Yoda. Biliyorum. Sonra karanlık tarafa geçer falan. Da bunun benle ne ilgisi var? Bunun seninle ilgisi şu. Ben Kadir'le konuştum. Size bir akşam yemeği ayarladım. Yok artık abi. Tolgacığım bir sonuna kadar dinleyelim istersen. Dinleyelim. Bak eğer istersen yanında Hakan'ı götürebilirsin. Mekanı o seçti. Mahallede güzel bir ocakbaşıymış. Ya oğlum böyle karşılıklı birbirinizi tanımanızı istedim ya. Ya Tolga göründüğünden farklı birisidir dedim. Farklı derken abi? Özü sözü birdir dedim. Sağlam adamdır dedim. Başkasının karısına kızına yan gözle bakmaz dedim. Yani zaten özü sözü bir başkasının karısına yan gözle bakmayacak biriyim abi. Yani hani evlilik falan varsa olmaz ya. Ha, yani nişanı evlilikten saymıyorsun öyle mi? Yok yani herhangi bir yüzük yani nişan olabilir yani. Olabilir. Bir spesifik bir şey mi? Tamam neyse peki bak. Oğlum ben seni çok iyi biçimde parlattım. Ve bu akşam senden de çok iyi bir performans bekliyorum. Ne yap ne et kendini sevdir bu adama. Abi ben yaparım. Tamam yapayım da yani bir yardımcı ol biraz bana ha. Hani nasıl yapayım onu söyle bana. Ne bileyim oğlum ya bu da senin alanın yani ben ne diyeyim şimdi sana. Ufak bir brainstorming böyle hep beraber şimdi bir şeyler yapalım. Düşünelim. Buldum. Ne buldun? Buldum abi. Oyunculuğumla halledeceğim bu işi. Güzel. Aha. Şimdi bu adam böyle bir eski kabadayı tarzı var ya böyle. Diyorum ki böyle hafif bir Scarface. Böyle. Belki biraz Michael Corleone böyle. Buralara böyle pamuk çıkarım böyle. Güzel. Al Pacino'dan gideceğim diyorsun yani ha? Aferin çok güzel. Ha? Şimdi denir o koyarım biraz içine böyle. Bilmiyorum bir şeyler ha? Yapabilir miyiz şeyden? Böyle çok güzel bak. Davranışlarınla, konuşmanla, oturuş kalkışınla bir şekilde bu adamı etkilemen lazım. Güvenini kazanman lazım. Bak bu güzel oldu. Güzel oldu bu. Kazanmışsın. Kazanırım da abi ya. Bu adam manyak. Yemezse bunu var ya abi bizi mahveder yemeği. Ya, manyak ya. Oğlum olur mu öyle şey ya? Bu adam ikna olmak istiyor. İkna olmak istemeyen birisi niye yemeği kabul etsin? Ya ben bu adamı etrafımda görmek istemiyorum. Kızları rahat bir biçimde sete göndersin istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamam hadi bitti. Senin görevin bu. Ne yap ne et. Bu adamın güvenini kazan. Tamam. Bak güzel durdun bu güzel. Çok iyi. Hafif döşe. Aa güzel. Öyle kal. Öyle kal. Al şunu. Bu tesbih. Bu işin özü. O tarz. Aynen. Tabii tabii tabii. O tarz. Ha, hafif. Böyle bir şey. Aynen. Yerli yapalım biraz. Yerli. Aa. Bu tutuş doğru mu abi şöyle? Güzel ha. Güzel dudak aşağıda. Yumuşak hareketler yaptı direkt. Aynen. Falan tek. Ne haber baba? Ne yapıyorsun? Çok Kadir abi ne haber? Nasılsın abi? Omuzlar aşağı doğru. Güzel. Çok güzel. Şimdi yürüyorum mesela. Şimdi mesela bakalım. Gireceğim içeriye. Aynen. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi. Selamun aleyküm. Çok güzel oldu bu. Çok güzel. Çok güzel vallahi. Mesela şey. Kadir abi. Allah'a emanet ol abi. Görüşürüz. Sen de ol. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak oğlum. Hadi görüşürüz.